Sorumluluk. Bu sorumluluk öyle bir şeydir ki büyüklüğü arttıkça bedeli de artar. Hani bir söz vardır ya, çıktığın yol ne kadar büyükse imtihanı da o kadar büyük olur diye. İşte tam da öyledir gerçekten. Mesela hiçbir yetkiniz veya sorumluluğunuzun olmadığını, sadece kendiniz bir başınıza olduğunuzu düşünün. İşte ne kadar da doğru olan bu değilse de en rahat olanı budur. Çünkü yaptığınız hatalar sadece sizi bağlar ve sadece sizi etkiler. Ama sonra evlendiniz, belki de 5 kişilik güzel bir aile oldunuz. İşte o zaman yapılan hatalar sadece sizi değil, o 5 kişiyi de etkiler. Belki de güzel bir şirkette yöneticisiniz artık. Altınızda çalışan yüzlerce insan var. Evet, şimdi şirkette yapacağınız bir hata o yüzleri etkiler. Ya da bir mahallede cami imamını düşünelim. Ramazan ayında akşam ezanını 1 dakika erken okursa bu hatası o mahalledeki binlerce kişiyi etkiler. Ama Diyanet İşleri Başkanıysanız yapacağınız bir hata, vereceğiniz yanlış bir fetva en az 80 milyonu etkiler. Bu videoyu çektiğim günlerde hepinizin malumu olan koronavirüs sürecindeyiz. Ve ayrım yapmaksızın herkesin bir sorumluluğu var ülkemizde. Şimdi biz bu videoda eğer bir ülke, daha doğrusu ülkeyi yönetenler hata yaparsa bunun sonucu nerelere varıyor onu görüp kendimize ders çıkarmış olacağız. Bu videoda ilk durağımız Çin olsun. Sonuçta her şeyin başlamasına sebep olan, hatta bu kadarla kalmayıp sonrasında dünyayla alay edercesine hareketlerde ve açıklamalarda bulunan ülke burası. Koronavirüs 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve buradan bütün dünyaya yayıldı. Peki Çin ne yaptı da biz bu listeye aldık? Daha ne yapsın? Karada yürüyen, denizde yüzen, havada uçan her şeyi temiz veya pis hiçbir ayrım gözetmeden yiyerek bu ve bunun gibi virüslerin olduğu yer haline geldi. Asıl hatalar ve alaycı hareketler silsilesini bu saatten sonra başlattılar. Örneklerle açıklamak gerekirse neredeyse koronavirüsle alakalı hiçbir veriyi düzgün paylaşmadılar. Yalan haberlerle Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere herkesi parmağında oynatıp kullandılar. Şu anda bu virüs bu kadar yayıldıysa bunun en büyük nedeni Çin hükümetinin Dünya Sağlık Örgütü ile verileri zamanında ve düzgün bir şekilde paylaşmaması ve her zaman bir şeyleri saklama gayreti içerisinde olması. Düşünsenize, ilk koronavirüs vakası Aralık ayında gözükmesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü bu salgın hastalığı Mart ayında, yani neredeyse 3 ay sonra pandemi olarak ilan edebildi. O 3 ay içerisinde zaten virüs bütün ülkelere fazlasıyla yayılmıştı. Eğer veriler düzgün paylaşılsa, saklanmaya çalışılmasa belki bir ay, belki de 2 hafta içinde pandemi ilanı olacaktı. Ve yüz binlerce insan bu virüsten dolayı yaşamını yitirmeyecekti. Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu hatanın bedeli çok ağır olmuş oldu. Bunun yanında bu virüs Çin'de yayılmaya ve en üst seviyeye ulaşmaya başlayınca birçok ülke Çin'e ücretsiz tıbbi ekipman desteğinde bulundu. Sonra diğer ülkelerde yayılınca bütün ülkeler bu durumdan kurtulmak için birbirine destek olmaya çalışırken Çin bu durumu ticari çıkar olarak kullandı. Hadi bunu geçtim, kullanmasına kullandı ama sattığı malzemelerin birçoğu bozuk çıktığı için geri iade edilmek zorunda kaldı. Ve bu durum koronavirüsle mücadele eden ülkelerde ciddi zaman ve koordinasyon kaybına sebep oldu. Ve sanki salgın Çin'den çıkmamış da başka bir ülkeden çıkmış gibi davranarak diğer ülkeleri azarlarcasına basın açıklamaları yaptılar. Kendi ülkelerinde salgın bittikten sonra çıkan yeni vakalarda Avrupa'yı suçladılar. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı bu sürecin en büyük gaflarını ve hatalarını Çin'e yazıyoruz. Koronavirüsten en çok etkilenen ve bu mücadelede başarısız olan ülkelerden biri de İran. Şu ana kadar 7000'den fazla ölünün bulunduğu İran'da halk devletin paylaştığı verilere güvenmiyor. İran'ın bu ve bunun gibi dönemlerde görüldü ki en büyük eksikliği kriz yönetimi. Bu kriz yönetiminde sağlam bir hükümet anlayışı veya yönetim biçimi olmadığı için birçok kez kötü pozisyona düştüler. Ne de olsa Amerika ile yaşadığı kriz sonucunda Ukrayna uçağını yanlışlıkla düşüren İran'dan bahsediyoruz. Peki bu salgının ülkeye bu kadar fazla yayılmasının somut nedenleri ne? İran'ın Çin'le arasındaki kuvvetli ekonomik bağ, İran yönetiminin sınırları kapatmasını engelledi. Amerika'nın uyguladığı ağır yaptırımlarla boğuşan Tahran yönetiminin en büyük ekonomik ortaklarının başında Çin geliyor. Pekin yönetimi İran'dan çıkartılan petrolün alıcısı konumunda. Bu nedenle Çin'de başlayan salgınlar İran'ın sert önlemler almasına engel oldu. İranlı yöneticiler salgının ilk günlerinde Çin'e 1 milyon adet koronavirüs maskesini iyi niyet göstergesi olarak hediye etti. Daha sonradan o maskelere kendileri ihtiyaç duydu. Ayrıca salgının hızla yayıldığı Kum kenti ülkenin dini başkenti durumunda. Burada eğitim alan çok fazla Çinli öğrenci var ve salgının hemen seçimlerden önce başlaması İran yönetiminin aksiyon almasını engelledi. Çünkü özellikle hükümet başta olmak üzere herkes seçimlere odaklandı. Seçimler aynı zamanda koronavirüsün parlamento içinde yayılmasına da neden oldu. İşte bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı virüs gerçeği hep göz ardı edildi ve sonuç ortada. Koronavirüs Çin'de çıktı ama kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından merkez üssü Avrupa olarak ilan edildi. Ve bunun da en büyük sebebi tabii ki de İtalya. İtalya'da virüsün bu kadar hızlı yayılmasının temel sebebi ülkede tedbirlerin çok geç alınmış olması. Hatta alındıktan sonra koordinasyon düzgün olmadığı için işlerin daha kötü olması. Öyle ki İtalya'da koronavirüsün bütün ülkeye yayılma sebebi olarak belki de şaşıracaksınız ama okulların tatil edilmesi söyleniyor. Çünkü okullara ara verilince herkes ülkenin dört bir yanına tatile gitti. Ve bunun sonucunda virüs tüm ülkeye yayıldı. Düşünsenize sadece ufak bir genelgeyle bunun önüne geçilebilirdi. Şehirler arası yolculuğu da yasaklasalar belki de kontrol altında tutabilirlerdi. Bu gerçekten çok büyük bir hata olarak kayıtlara geçti. Bunun yanında tarih 19 Şubat 2020. Yer Milano, stat Giuseppe Meazza. Stat kapasitesi 80.000. İşte bu statta o gece İtalyan ekip Atalanta ve İspanyol Valencia takımı ile Şampiyonlar Ligi maçı oynandı. Bu maçı Atalanta 4-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir avantaj yakaladı. Ama bu avantaj tüm İtalya'ya pahalıya patladı. İşte bu tarihte 80.000 kişilik dolu statta oynanan futbol maçına ve halkın bu galibiyeti sokaklara dökülerek dört bir yanda kutlamasına bakarak İtalya'nın ne kadar çok geç kaldığını anlamak zor değil. Fransa'da tıpkı İtalya'da olduğu gibi yapılan en temel hata tedbirin geç alınması. Ve bu virüsü tüm ülkeye yayan iki somut hata üzerinde duruluyor. Birincisi Evangelik Kilisesi. Ülkenin dört bir yanından bu ülkeye ayinlere gidiliyor ve bu ayinlere katılan 1000 kişi de koronavirüs tespit edilmişti. Tabi bu 1000 kişi virüsü ülkenin dört bir yanına götürdü. Sadece bir sağlık çalışanı buradan aldığı virüsü 250 sağlık personeline bulaştırdı. Düşünsenize bizim ülkemizde de aynısı olabilirdi. Eğer cuma namazlarına gitmeye devam etseydik, eğer eskisi gibi camileri doldurmaya devam etseydik, belki de Fransa'dan daha kötü bir duruma düşebilirdik. Fransa'da virüsü ülkeye getiren ikinci büyük somut hata ise Fransa'da Lyon-Juventus maçının seyircili oynatılması. Çünkü bu maçla İtalya'dan çok ciddi etkilenildi. Yani İtalyan seyircinin Lyon'a gelmesine müsaade edildi. 26 Şubat akşamı dop dolu tribünler önünde oynatılan bu maçtan sonra artık geri dönülmez bir yola girilmişti. Bu tedbirsizliğin ve geç kalınmış hareketlerin bedeli çok ağır oldu. Bu Şampiyonlar Ligi maçları sadece İtalya ve Fransa'yı etkilemedi. İspanya'nın da başını yaktı. Sonuçta 80.000 kişilik statta Atalanta İspanyol ekibi Valencia ile oynamıştı. Ve binlerce İspanyol taraftar bu maçı izlemek için İtalya'ya gitmişti. Hem ağır bir yenilgi aldılar hem de peşi sıra virüsü alıp getirdiler. Ama tabii ki de asıl bomba bu değil. Çünkü sırada çok büyük bir gaf var. İspanya'da her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm ülkede sokaklarda büyük bir coşku ile kutlanır. Bu sene koronavirüs var. Herhalde bu sene o coşku evlerde yaşandı demek isterdik. Ama hükümet halktan tepki çekeriz diye böyle bir şey yapmaktan kaçındı. Ve sonrasında İspanya sonu gerçekten çok kötü olan bir yola girmiş oldu. Bu büyük hata virüsün yayılmasındaki en büyük gaflardan biriydi. Virüs İspanya'da öyle bir yayıldı ki huzurevlerinde görevliler yaşlıların hasta olma ihtimalinden korktuğu için görevini bırakıp kaçtılar. Daha sonra askeri personel yardım amaçlı gittiğinde huzurevlerinde onlarca yaşlıyı ölü halde buldu. Bu İspanya halkı için çok büyük bir travma oldu hem de çok. Tabi bu listeye Amerika'yı almazsak çok büyük bir yanılgıya düşmüş olurduk. Çünkü listenin en büyük kaflarından biri Amerika Başkanı Donald Trump'tan geldi. Donald Trump öyle bir açıklama yaptı ki hem Amerika halkı hem de tüm dünya hayretler içerisinde defalarca bu açıklamayı izledi. Ve bu durum sosyal medyada çok büyük bir alay konusu haline geldi. Düşünün, Twitter'da farklı hashtaglerle 2 gün boyunca trendlerde Donald Trump ve açıklaması yer alıyordu. Trump bu açıklamasında koronavirüs sürecinde elimizi temizlemek için kullandığımız dezenfektanları vücudumuzun içine enjekte edecek bir yolu bulabilirsek bu çok daha faydalı olabilir dedi. İşte dedik ya, sorumluluk ne kadar büyük olursa yapılan hatanın sonucu da o kadar ağır oluyor. Ve bu yüzden de Amerika'da Trump'ın bu açıklamasından sonra zehirlenme vakaları %100 arttı. Düşünsenize, 2 dakikalık bir açıklama yapıyorsunuz ve bundan dolayı binlerce kişi zehirleniyor. İngiltere bu koronavirüsü başlarda en hafife alan ülkelerden birisiydi ve şu anda bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye devam ediyorlar. İngiltere'de biliyorsunuz ki aylardır devam eden Brexit süreci vardı ve bunun için heyet kurulmuştu. Atılan adımlar ise bu heyetle istişareli bir şekilde ilerliyordu. Ancak virüsü Brexit kadar ciddiye almadılar ve böyle bir kurul kurma ihtiyacı bile hissetmediler. Çünkü İngiltere çok büyük bir yanılgı içerisindeydi. Dediler ki biz sürü bağışıklığına inanıyoruz. Yani bütün herkes hastalığa yakalanacak ve bağışıklık kazanacak. Bu şekilde biz bu durumun üstesinden geleceğiz dediler. İşin ilginç yanı, bu koronavirüse yakalanan insan bir daha yakalanabiliyor. Yani bağışıklık kazanılıyor mu veya ne kadar kazanılıyor bu bile belli değilken bu talihsiz açıklama ve uygulama gerçekten İngiltere adına en büyük gaf olarak arşivimizde yer almış oldu.